Genç arkadaşım, sen bilmezsin belki ama teknoloji raylarının döşendiği bu yola 20 santimlik disketlerle çıkıldı. Ardından 13,5 santimlik disketler derken belki de bizim kuşağın çoğumuzun hayatında derin izler bırakan 3,5 inçlik diye tabir edilen 9 santimlik 1,44 megabaytlık disketler girdi hayatımıza. Ben de bu devirde bindim teknoloji trenine. Sonra CD'ler, DVD'ler, USB bellekler, SD kartlar derken micro SD kartlar ile 1 terabaytlık devasa bir depolama alanını 1 santimlik kartlara sığdırdık. Görsel biraz büyük kalmış. Aklımızda canlanması için gerçek boyutlu görselleri üst üste koyalım. Bir 5-10 yıl sonra belki bunlar bile gülünç kalacak. Teknolojide her şey bu kadar hızla küçülürken haliyle CD'ler ve DVD'ler yavaş yavaş tozlu raflara kalkmaya başladı. Hatta öyle ki dizüstü bilgisayarlarda artık DVD okuyucu bulunmuyor bile. Peki bilgisayarın DVD'den açılmaya gerek duyacak bir işlem yapması gerekirse ne yapacağız? Ne yapacağız müdür? Bu videonun konusu da bu ya zaten. Öncelikle DVD okuyucusu bulunan bir bilgisayar bulacağız. Bulduk mu? Bulduk. Şimdi de elimizdeki dosyanın büyüklüğünden daha büyük bir alana sahip olan bir USB belleğe ihtiyacımız var. Şimdi ise bu veriyi buradan buraya başlangıç dosyası olarak yazacak bir programa. Eğer elimizde yükleme yapacağımız DVD'nin ISO uzantılı dosyası var ise işimiz daha kolay. Onu kullanacağız. Yok ise öncelikle DVD'yi ISO'ya çevirmemiz gerekecek. Bunun için ise internetten ücretsiz olarak bulabileceğimiz Mesela Viniso ücretsiz bu. Ultra ISO bu ücretliymiş, bilmiyordum. CD Burner XP bu ücretsiz. Ben bunu kullanıyorum. Alışık olduğum için buradan devam edeceğim. Programımızı çalıştırıyoruz. Basit bir arayüze sahip. Bizim buradaki işimiz disk kopyala veya yakala sekmesiyle çözülecek. Tıklıyoruz. Çift tıklayalım. Kaynak F diyor. Bakalım hemen. Kontrol edelim. Evet, F'in içerisinde CD'mizin olduğunu görüyorum. Hedef aygıtı F seçersek DVD'den DVD'ye kopyalama yapacaktır. O biz sabit diske kopyalamasını istiyoruz. O yüzden sabit diski seçtim. Şuradan yolunu gösterelim. Masa üstünde dursun. Win10 yazalım. Kaydet diyelim. Disk kopyalamaya bastığımız anda CD'nin içerisindeki dosyaları kalıp halinde masa üstüne almaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi bakın ISO dosyası yazıyor. Bu CD ile birebir aynı boyutta olacak. CD'nin içindeki verilerin büyüklüğüne göre 10 ila 15 dakika arasında değişecektir. Evet, kopyalama işlemimiz bitti. Toplam boyut 3,22 GB olmuş. Şimdi bu kalıp dosyasını flash belleğe yazdıracağız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta flash belleğin kalıp dosyasından büyük olması. Buradaki kalıp dosyası 5 GB ise siz 4 GB'lık bir USB belleğe haliyle yazdıramazsınız. ISO dosyasını USB'ye yazmak için farklı programlar mevcut olsa da ben basit kullanımı sebebiyle Rufus'u tercih ediyorum. Burada Kingston'u gördü, 8 GB. Yine bir kontrol edelim. Evet, ön yükleme seçimi diyor. Masa üstüne atmıştık biz bunu. Bakın ISO dosyasına direkt tanıdı zaten. Aç diyorum. Disk bölüm düzenini MBR'ye getiriyoruz. MBR'ye getirdiğimiz zaman dosya sistemin otomatik olarak NTFS'e çevirecek. Gelişmiş biçimlendirme seçeneklerine de bakalım şöyle bir. Çok fazla bir şey yok. Başka da bir ayar yapmadan başlata basıyorum. Diskin içerisindeki veriler silinecek diyor. Tamam diyorum. Bu şekilde dosyalarımızı kopyalamaya başladı. CD'de yeni birim etiketi bu şekilde yazdığı için otomatik olarak buraya da bu şekilde geldi. Bu etiketi ise direkt USB'nin başlığına yazdı. Yazma işlemimiz bittikten sonra artık elimizdeki USB, Windows format USB'si haline gelecek. Başlangıçta boot menüsüne girmek gerekiyor. Bunun için bazı bilgisayarlarda delete tuşu, bazı bilgisayarlarda F11 tuşu, bazılarında ise F8 tuşu bu görevi görüyor. Başlangıç ekranında zaten yazar o, hangi tuşa basmanız gerektiği. Ben F11 ile giriş yaptım buraya. Boot edeceğiniz cihazı seçin diyor yukarıda. USB'mizi seçiyoruz, Enter diyoruz. Evet, kurulum ekranımız geldi. Bu USB'mizin çalışıyor olduğunu gösteriyor. Windows kurulumunu ise ayrı bir videoda anlattım. Yukarıda linkini ekliyorum. Bu içerik size faydalı olduysa videoyu beğenebilir, destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.